Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Eminim ki mini denemeleri özlemişsinizdir. Sizler için birkaç tane soru hazırlamak istedim. Her zamanki gibi bir tane güncel bilgimiz de var. Size bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Güncel bilgiden kastım zaten son 6 soru değil mi? Bakalım. İlk sorumuz şu şekilde İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. İslam öncesi Türk toplumlarının konar göçer yaşam sürmelerinin bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gelişmemiştir? Zaten biliyorsunuz ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar göçer bir yaşam tarzı vardı değil mi? Çadır süslemeciliği gelişir mi? Gelişir. Çadırı kendilerine mesken olarak kabul ederlerdi zaten. Biz çadıra ne diyorduk? Otağı diyorduk değil mi? Tamamdır. Küçük el sanatları yani taşınabilir sanat eserlerinden bahsedilmiş. Doğrudur. Temel geçim kaynağı ne olur? Tabii ki hayvancılık olur. Tarım olmaz. Tarım yerleşik hayata geçen topluluklarda görülür. Askeri yetenekleri gelişir mi? Gelişir. Zaten Türkler askeri yetenekleriyle bilinirler. Ancak tapınak mimarisi konar göçer yaşamda görülen bir durum olmayıp yerleşik hayata geçen topluluklarda görülür. Cevabımız değişik. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle Hakkında bu bilgiler verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir? 1072-1202 yılları arasında Erzurum merkez olmak üzere Kars, Oltu, Bayburt, Malazgirt ve Ardıç civarında hüküm sürmüştür. Gürcülerle mücadele ederek Türkiye Selçukluları ile iyi ilişkiler kurmuştur. Mimaride, sanatta ve kültürde önemli atılımlar gerçekleştirerek üç günbetler, tepsi minari ve Mama Hatun Külliyesi gibi kalıcı eserler bırakmıştır. Cevabı şuradan ya da Erzurum'dan çıkarmışsınızdır. İlk kurulan beylik hangisiydi? Saltuklarda artık oğulları en önemli eserleri Malabadi Köprüsü'dür. Mardin, Diyarbakır ve Batman çevresinde kuruldular. Dilmaç oğulları kez aynı şekilde yine kurulan bir beyliktir. Mengücekliler Erzincan ve çevresinde kuruldu. Ahlaşatlar yani sökmenlerde. de Van'a yakın bir yerde kuruldular. Farklı farklı gelirleri vardır. O yüzden buradaki cevabımız Saltuklar'dır. Unutmuyoruz. Üç kümbetler en önemli eserleridir. Diğer sorumuz şu şekilde. Şöyle yapalım. Biraz yakınlaştıralım değil mi? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yukarıdaki isimlerden hangileri devlet katında saygı ve itibar görmüştür? Pat diye atlamıyoruz. Şeyh Edebalı. Bırakalım mı? Bırakalım. Birazdan bilgiyi vereceğim. Baba İshak Türk tarihinin ilk nitelik ilk nitelikli isyanıdır. İlk dinin nitelikli isyanıdır diyelim. Osmanlı Devleti'nde herhangi bir saygı ve itibar görmemiştir ki zaten bu isyan Türkiye Selçuklu Devleti'nde çıkan bir isyandır. Bunu eledik. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinde çıkan ilk dini nitelikli isyandır. Padişah 1. Mehmet döneminde o yüzden saygı ve itibar görmemiştir. Buradaki cevabımız Şeyh Edebali olacaktır. Şeyh Edebali Ahit teşkilatının lideridir ve Osman Bey Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenmiştir. O yüzden büyük ilerleme kat edilmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Devam edelim. Diğer sorumuz divanın bölümlerini bilmemiz lazım. Divanın bölümleri karşımıza çıkabilir. Osmanlı Devleti'nde yukarıdaki devlet adamlarından hangilerinin divan-ı hümayunda kalemiye sınıfının temsil ettikleri söylenebilir. Şimdi biraz tekrar yapalım. Seyfi'yi biliyorsunuz ki di, e, idari askeri değil mi? İdari askeri. Şöyle yapalım. İlmiye din eğitim ve hukuk. Tamam. Bu da gitti. Bizden kalemiyi istiyor değil mi? Kalemiyede ise hangileri vardı? Yazı ve mali işler. Bakalım şimdi. Sadrazam nereye girer? Seyfiye bölümüne girer. Değil mi? Padişahın sağ koldur. O yüzden bir olan yerleri direkt gelelim Gitti gitti. Nişancı yazı işlerinden sorumludur. Padişah tuğrasını çeker. Nişancıyı aldık. Kalemiye mensuptur. Defterdar aynı şekilde mali işlerden sorumludur. Defterdarı da aldık. Şehülistan neye girer? Dine girer değil mi? İlmiyedir. Sadrazam eyleyelim. Şehülistan eyleyelim. Reisül kitap diş işlerinden sorumlu olan kişidir. Kalemiye'ye girer. Budum da aldık. Kaptanı Derya donanma komutanıdır. Seyfiye'ye girer. Yine haritaya döndü. gaz asker kadı ve müderi satamasını yaptığı için ilmiye girer. Bu da doğrudur. Elimizde kalanlar 2, 3 ve 5 olacaktır. Cevabımız C şıkkı. Bilmemiz lazım değerli arkadaşlarım. Diğer sorumuz şu şekilde. Antlaşmalar. Bu özellikler aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ilgili değildir? Halifelik makamının ilk kez bir antlaşma metninde yer alması. Tabii ki bu hangisi olacaktır? Küçük kaynarca. Peki ikinci de nerede kullandı Osmanlı? Bir küçük kaynarca, iki uşi. Unutmuyoruz. Küçük kaynarcaklar arasında var mı? Var. Belgrad'ın Avusturya'ya bırakılması Osmanlı batının üstünlüğünü kabul etmiştir. Hangi antlaşma? Pasarovça. Bakalım gitti. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında son kez antlaşma imzalanmış. Son tekrarlarda bundan bahsetmiştik. Hangisi? Tabii ki Zistovi. Bu antlaşmadan sonra Osmanlı ile Avusturya'nın arası iyiye gidecekti. Tamam. Mısır'ın Osmanlı toprağı olduğunu Fransa tarafından öğrenilmesi? Bunu da konuşmuştuk. El Ariş. Tamamdır. Ancak yaş antlaşması neydi? Kırım'ın kesin olarak Rusya'ya bağlanmasıdır. O yüzden buradaki cevabımız en şıkkıdır. Böyle bir şey yok. Devam edelim. TBMM dönemini bilmemiz lazım. Çünkü 100. yılı. Uygulamalarına bakılarak birinci TBMM ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz bakalım. Birinci TBMM'nin yasama ve yürütme yetkisini elinde tutması, üyelerini kendi içinde seçtiği istiklal mahkemelerini kurması, dini konularla ilgili yetkileri kendinde toplaması. Yani burada merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmış değil mi? Güçler birliği ilkesi var mı? Var. Yasama yürütme tek elde. Tamam. Layık hukuk anlayışını bırakalım. Hızlı karar alma. Nereden çıkarabiliriz? Güçler birliğinden çıkarabiliriz. Amaç oydu. Otoritesini güçlü tutmaya çalışma bu da doğrudur. Doğrudur. Yargı yetkisine sahip mi? Yargı yetkisine de sahiptir. İstiklal Mahkemelerinden bahsediliyor. Layık değildir. Değerli arkadaşlarım, çünkü yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topluyor. O yüzden layık değildir. Diğer sorumuz Dikkat edelim bu soruya. Kurtuluş Savaşı döneminde şehirlerinden hangileri sınırlarımız dışında kalmıştır? Bizden neyi istiyor biliyor musunuz? Tabizleri istiyor. Batum, Hatay, Kars. Batum Moskova Antlaşması ile Gürcistan'a bırakıldı. İlk taviz verildi mi? Verildi mi? Verildi. Hatay hangi antlaşmayla elden çıktı? Yani şöyle açıklayacağım sizlere. Ankara Antlaşması ile şu madde geçiyor. Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırımızın belirlendiği söyleniyor. Kars elden çıktı mı sizce? Tabii ki çıkmadı. Çünkü Kazım Karabekir Ermenileri yenmişti değil mi? O yüzden Kars elimizde kaldı. Sonraki dönemlerde Hatay 1939 yılında ana vatana katılırken Batum maalesef alınmıyordu. Zaten diğer bir taviz de biliyorsunuz ki Mus oldu. Buradaki cevabımız ne olacaktır? 1 ile 2. Güncel sorumuz yani güncel bilgilerdeki sorumuz Dünya Edebiyatı'nda denemeler türünde ilk örneğini veren yazar aşağıdakilerden hangisidir? Francis Bacon, Jean-Paul Sartre, Eliot, Michel de Montaigne, Albert Camus. Hangisidir değerli arkadaşlarım? Bunu edebiyattan biliriz. Edebiyatla ilgili soru gelecek. Edebiyatla ilgili soru gelecek. Albert Camus'un eseri yabancı. Güzel bir eser. Onu okuyabilirsiniz. Eliot, Sartre, Bacon. Buradaki cevabımız Michel de Montaigne'dir. Eminim ki doğru yapmışsınızdır. Edebiyatla arası iyi olanlar hemen cevabı bulmuştur. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.